Selam arkadaşlar, bugün HDR televizyondan bahsedeceğiz. Öncelikle HDR televizyon yüksek dinamik aralık anlamına geliyor. Standart televizyonlardan daha geniş bir renk ve parlaklık aralığı sunuyor. Bu da daha gerçekçi ve etkileyici görüntüler sağlıyor. HDR televizyonlar aynı sahnenin farklı pozlamalarda birden fazla fotoğrafını çekiyor ve bu şekilde çalışıyor. Ardından bunları birleştirerek daha ayrıntılı ve daha doğal bir görüntü sağlıyor. Bu da işte karanlık sahnelerde daha fazla ayrıntı ortaya çıkarma ve parlak sahnelerde patlamaları önlemeye yardımcı oluyor. Özellikle HDR televizyonlar doğal manzaralarda, filmlerde, TV şovlarında, spor ve oyunlarda kendini gösteriyor. Ve bir de HDR 10 artı özellikli televizyonlar çıktı. Şu an benim kullanmış olduğum televizyon Samsung CU7000 serisi. Daha önce bunu videosunu da çekmiştim. Tabii HDR 10 artı da HDR televizyonların en yeni versiyonu. Diyebiliriz. Şöyle, her ikisi de yüksek dinamik aralık anlamına gelen daha geniş bir renk ve parlaklık aralığı sunuyor. Tabii HDR 10'da dinamik bir meta veri standardı olduğu için HDR video ve filmlerin her kare için ayrı ayrı oluşturulan meta verilerle kodlandığı anlamına geliyor. Bu da HDR'ın yapamadığı şekilde görüntünün her karesi için özel olarak optimize edilmesini sağlıyor. Bu da HDR 10 artının, yani HDR 10 artı HDR 10 Plus'ın bir özelliği. Yeni televizyon alıyorsanız HDR 10 artı, yani Plus olmasına dikkat edin. Bu da görüntülerde çok büyük bir kalite sunuyor. Bir de kumandadan ben görüntü ayarlarını açmak istiyorum. Şimdi ayarlar diyoruz menüden. Şöyle alta geçiyoruz. Tercih edilen. Şöyle en sonda tüm ayarlar var. Bakın burada görüntü diyoruz. Resim modu. Buradan modları seçebiliyorsunuz. İşte standart vesaire. Eco film böyle değişiyor. Ben standart kullanıyorum şimdilik. Bir de uzman ayarları diyor. Burada da zaten bakın parlaklığı, kontrastı, netliği ayarlayabiliyorsunuz. HDR ton eşleşmesi de pasif durumda standart bir şekilde geliyor. Renk tonunu, beyaz dengesini vesaire siz de uzman olarak ayarlayabiliyorsunuz. HDR hakkında, yani HDR televizyonlar hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer fırsatım olursa bir de HDR video çekimleriyle ilgili bir video yapacağım. Özellikle iPhone'larda biliyorsunuz HDR'ın videolar çekiyor ve bu HDR videolar tabi sosyal medyada paylaşmak için çok iyi oluyor, fakat Premiere kullanıcıları için problem yaşatabiliyor. Bundan da bahsedeceğim daha sonraki videolarda. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.